Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pixel Plus UI ROM'unun tanıtımını yapacağım. Hatta şöyle ekranı açayım göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ROM Android 13 kernel olarak da Forza kernel kullanmışlar. 4.14.277 kodlu kernel son sürüm. Onu kullanmışlar arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu ROM'da da maalesef kronik sorun var. Kronik sorun dediğim şey şu. Yani ROM içerisinde kasmalar, donmalar, hani video izlerken kasmalar, donmalar ve hani ses kayıtlarında hani problemler yer alıyor. Şimdi bunun çözümünü buldum arkadaşlar. Hani bu problem kronik zaten ama bunu direkt olarak ROM kurulum aşamasında bunun önüne geçebiliyoruz. Nasıl yapacağım diye sorarsanız çözüm şu arkadaşlar. Şimdi TWRP ekranında ROM'un kurulum aşamaları bittikten sonra format data deyip kurulum aşamasına, telefonu yeniden başladıktan sonra kurulum aşamasına geçtiğiniz zaman mail adresinizi girdikten sonra o Google, yani Google hizmetlerinin onayını istiyor sizlerden. O Google vesaire diğer birkaç tane sekme vardı. Şu an adı aklıma gelmiyor. O sekmelerde arkadaşlar o bölümleri atla diyeceksiniz. Yani telefonunuzu o Google'ı ve Google'ın diğer varyasyonlarını kurmayacaksınız. Atla deyip o bölüme geçeceksiniz. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı falan yer almıyor arkadaşlar. Hani normalde ben ilk ROM yüklediğimde bu adımları yapmadım. Sadece deneme amacıyla bunu buldum. Hani deneme yanılma yöntemiyle buldum bunu. Acaba derim hani denesem olur mu diye denedim, oldu. Büyük ihtimalle ben hani kronik sorun var, şu var bu var dedim. ROM'ların genelinde de hani bunu bu şekilde çözebiliriz büyük ihtimalle. Ama bunu kullanıcı olarak ben buldum. Herhangi bir yerde böyle bir şey görmedim ben. Hani neyse, şimdi ROM'a geçecek olursak arkadaşlar. ROM'un hani şarj ömrü öyle inanılmaz değil, mükemmel değil arkadaşlar. Yani yine iyidir, kötü değil. Ama yani pil aşamasında birkaç özelliği falan açtıktan sonra bu işlem sağlanıyor. Özelleştirme olarak da her ne kadar burada hani kendi sayfalarında işte bir sürü yazı yazıyor olsalar arkadaşlar, hani öyle aman aman bir sürü customize şey, yani özelleştirme yer almıyor. Birazdan göstereceğim tek tek sizlere arkadaşlar. Sadece belli başlı şeyler yer alıyor. Şimdi Roma yenilik olarak neler geldi diye bir bakalım isterseniz hepiniz beraber. Hepinizle beraber. Klasik Security Update gelmiş. Sonrasında bankacı uygulamalar için hani Magix'in çalıştığını falan söylüyor. CSD dediği şey arkadaşlar bu sertifika. Sertifika passed. Yani herhangi bir şekilde sorun yaratmayacağını falan söylüyor. Okey, bu da güzel. Hani şöyle şu menüyü baştan tasarlamışlar. Yani şu bölüm var arkadaşlar. Hello Owner falan diyor. Hatta şu ekranda göstereyim size. Yani siz büyük ihtimalle görüyorsunuz zaten. OBS'den ben bu ekranı veriyorum. Bu menüyü yeniden tasarladıklarını falan söylüyorlar. Öyle aman aman mükemmel değil ama yine güzel, yani kötü değil. Sadece şuradaki simgeler, ikonları falan değiştirmişler, o kadar. Onun haricinde yeni tasarım Pixelizer dediği şey şu arkadaşlar. Yani önceden şey diye hani normalde customization, yani özelleştirmenin bölümü böyle değildi. Sadece burayı değiştirmişler. Hani böyle bir butonlar hani eklemişler. Yani bölümler diyeyim, daha doğru bir tabir olur. Böyle bölümler eklemişler, bunu söylüyorlar. Yani şu yeniden başlatma var ya arkadaşlar. Bunu yeniden başlattıklarını falan küresel eylemler eklemişler. Küresel eylem değildir. Türkçesi acaba bunun, yani İngilizcesi ne acaba, onu merak ettim. Bir çevireyim şöyle bir. Global Action. Ne alaka? Anlamadım bunu tam olarak ne olduğunu. Hani gelişmiş yeniden başlatma menüsünde Advanced dediğimiz zaman yok, herhangi bir şekilde bir şey yok. Yani normal klasik. Bilmiyorum, ben anlamadım. Ekstra bir şey yok yani. Neyse arkadaşlar, yani şu üst kısmı iki defa bastığınız zaman ekranın kilitlendiğini söylüyor. Hani status bar, üst durum çubuğuna yani. Açalım ekranı tekrardan. Onu söylüyor. Zaten çoğu yerde var bu. Aynı şey zaten bu. Hani durum çubuğuna kilit ekranına falan iki kez bastığınız zaman ekran açılıyor, ekran kapanıyor, onu söylüyorlar. 3 menü seçim monitörlerini kullan. Bunlar çok ekstrem şeyler değil ya. Abi bunlar şu, yani şu yazdıkları şeylerin hiçbir ekstrem şeyler değil. Yani LTE4 kesim gösterisini falan getirmişler. Bu Abi bunlar çok basic şeyler yani. Yanlış anlamayın da. Hani bunlar hani sırf şu an şeyi görüyorum. Hani adını siz söyleyin. Yani basic, normal. Her zaman her ROM'da var olan şeyleri böyle tek tek ekstra ekstra yazmışlar. Ki zaten bunlar yazdıkları şeyler önceki versiyonlarında vardı ki zaten. Bunlar basit şeyler ve vardı zaten.
Yani sırf şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yazmak için yazmışlar gibi bir şey yani. Neyse, burayı es geçiyorum. Burada anlatabileceğim maalesef bir şey yok arkadaşlar. Hani şu yazdıklarını başta yazdınız zaten. Security update'i. Yapılandırılabilir ses paneli konumu diyor. Hani şu ya sadece. Şu an ekranda görüyorsunuz. Sağlı sollu bu. Hani tamam, okey, bu da güzel. Tamam, okey. Bu başka bir şey yok yani. Şunlar falan çok basit şeyler ya. Yani neyse. Yani ben anlatacağım kısımlara geçeyim arkadaşlar. Öyle çok aman aman anlatabileceğim bir şey yok çünkü burada. Ya çünkü şöyle söyleyeyim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Şimdi bir ROM'un tanıtımını yaptığınız zaman hali hazırda var olan şeyler, atıyorum bir önceki versiyonla paylaştığınız şeylerin aynısını bir daha yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Hatta bakalım isterseniz yani. Önceki mesela Echo paket demiş. Echo'su şey ama Android 12 versiyon galiba. Aynen Android 12. 4.8'e bırakmışlar. Sanmıyorum ama 4.9 falan update'i vardı hatırlıyorum ben. Yani buradan mesela ana sayfayı değiştirmişler falan filan. Bunlar vardır bak. Yani ses paneli yüzeyi de göster falan filan demiş yani. Hani dediğim gibi. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Az önce de beyan ettim. Şimdi arkadaşlar. Yani atıyorum versiyon 4.5 veya 4.0 vesaire olan gelen update'te mesela atıyorum. Var olan şunları yaptınız diyelim. Yani Android 10 için şöyle bir şey yaptınız. Bunları yaptınız, eklediniz, güzel. Yeni çıkardınız. Yani şu an mesela versiyon 4.5.1 geldiği zaman yine bunları yazmayın abi. Yani sırf şurası kalabalık görünsün diye yazmayın. Bana çok komik geliyor. Komedi geliyor açıkçası. Ben mantıklı bulmuyorum. Hatta şöyle bakayım bir. Yani device channel lock diye bir şey yazmışlar. Yani bu kadar. Yani önemli olan şu zaten yani. Yani Ekim ayının güvenlik güncelleştirmesi gelmiş. Yani Pixel Plus UI içinde ilk defa Android 13 build bir ROM yapmışlar. Büyük ihtimalle bunun betası da vardı. Öyle hatırlıyorum ben. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Şimdi neyse. Şimdi bizim için arkadaşlar ROM'da neler var yenilik olarak, onlara gelelim. Hatta ekranı şöyle büyüteyim sizlere. Arkadaşlar ROM içerisinde burada yani ayarlar bölümü bu şekilde. Hello Bunur falan diyor. Good morning diyor. Şu an akşamıyız yani, şu an akşam olmasına rağmen şey yapmışlar. Bu bölüm zaten değiştirilebiliyor. Üstüne tıkladığınız zaman yani istediğiniz herhangi bir şey yazabiliyorsunuz. Geçiyorum buraya. Şimdi arkadaşlar burada bizim için önemli olan şey şurası. Pixelizer bölümü. Yani ROM'un özelleştirme bölümü. Buradan butonlara geliyoruz. Burada sadece ses panelinin solda göster, yani göster butonu var. Ben solda kullanıyorum genellikle. Bu var sadece burada. Buraya geçtik. Özelleştirme bölümü var. Hareketler bölümü var. Daha doğru bir tabir olur. Burada zaten görüyorsunuz ekranda. Hani burada ekstra olarak kullanabileceğiniz tek şey var. Şurada 3 parmak hareketi var. Ekran görüntüsü almak için. Bunun haricinde sistemde gezinme hareketleri vesaireler var. Burada da hiçbir şey yok yani. Normalde burasının dolu olması gerekiyor. Mesela atıyorum şu alttaki çubuk var ya arkadaşlar. Ana ekran çubuğu. Onu kaldırabiliyoruz veya şu geri şu an ekranda gördüğünüz çubuk var ya arkadaşlar. Gerileri vesaire. Onları mesela kaldırımını yapabiliyoruz. Da burada yok, o yok. Onu da geçiyorum. Şimdi hareketleri de geçiyoruz. Lock screen, kilis ekranı. Şimdi arkadaşlar burada ilk yazan şey şarj bilgisi. İkincisi çift tıklayınca ekranın açma. Şey pardon, ekranı kilitleme. Diğer alttaki de üst bölümü yani şuraya. Üst kısım var arkadaşlar. İndiriyorum şimdi. Şuraya yani. Okula görürsünüz. Status bar'a çift tıklayınca arkadaşlar ekran kilitlensin muhabbeti. Bunu da geçiyoruz. Özelleştirmeler arkadaşlar. Burada ikon manager bölümleri var. İkon manager diyor. İkon manager ile alakası yok mesela. İkon manager dediğim şey arkadaşlar ikonları ayarlama, ikonları dizayn etme ve içeriğin bir şeklini, şemalini falan değiştirme. Normalde bu budur. Yani başlık bir kere hatalı. Neyse, içeriğine girdiğimiz zaman direkt olarak görüyorsunuz. Status bar icons diyor. Yani bu çubuktaki üst bölümdeki şurada görünecek ikonları falan seçiyoruz. Yani şuradaki Vodafone yazısının yanındaki şeyler arkadaşlar. Bunları seçiyoruz. Yani neler görünsün, neler görünmesin vesaire. Onlar var. Buraya da geçiyorum. Altta Security Flag dediği şey Windows güvenlik bayrağı diyor. Şimdi ekran ilk söylediği şey şu arkadaşlar. Ekranın kaydetme ve ekran şey ekranın resmini kaydetme ve ekran ben niye bir monitörden okumayıp da telefonla okumaya çalışıyorsam ilk cümle şu arkadaşlar, umarım yanlış çevirmiyorumdur. Şimdi ekran kaydetme ve ekran fotoğrafı çekme uygulamasının limitini kaldırıyor. Bunu söylüyor.
Yani bunu tekrar kaldırdığınız zaman, açtığınız zaman da bunu tekrardan baştan şey yapmanız gerektiğini, telefonu yeniden başlatmanız gerektiğini falan filan söylüyor. Yani o var. Başka bir şey, alttaki de şey arkadaşlar. Hani herhangi bir şey kulaklık falan, hani jack girişlerini kulaklığa bağladığınız zaman, yani şunu aktif ederseniz direkt olarak müzik uygulaması açılıyor. Alttaki de şey, gelişmiş yeniden başlatma bölümü. Kısım yani. Advanced yazıyor arkadaşlar. Bu yani. O kısımda burası oluyor. Bunu da geçiyoruz. Bu da aman aman şeyler yok. Bildirimler bölümleri sadece hani biri ile arama yaptığınız zaman arkadaşlar, hani şu bağlandığı zaman titret, beklemeye alınca titret, yani telefonu kapattığınız zaman da titret. O hani üstteki de şey, telefon çaldığı zaman el frenini açayım mı açmayayım mı onun ayarı. Temalar bölümüne geliyoruz. Burada arkadaşlar hani bir tek burası güzel. Hani burada herhangi bir şekilde diğer temaları falan seçelim. Hatta görelim şöyle. Default tema şu arkadaşlar. Dark ama hani background'da biraz şey, grimsi. Vivid Monet dediği şey arkadaşlar şöyle, background'ı dark, hani karanlık, üst kısmı açık oluyor. Şeyle aynı gibi, Black'le aynı gibi. Paint the Show'un da çok bir ekstrası yok. Ha şey, üstteki renkler değişiyormuş. Yani şu üst status bar dediğimiz kısımlar var arkadaşlar, burası durum çubuğu diyoruz, daha doğru bir tabir olur, orası değişiyor. Espresso dediğimizde background flu oluyordu galiba, yok. Yani rengi, espresso rengi oluyor. Öyle karman çorman bir renk oldu, hiç güzel değil. Ben klasik şey kullanıyorum, Black. Yanlış bastık şu an. Direkt dark tamayı kullanıyorum ben. Bunu da geçtik. Status bar. Şimdi arkadaşlar bakın, iki tane status bar var. Şimdi saçma yani bak. Bu gerçekten. Yani neredeydi? Az önce açalım bir tekrar. Aa, bulamadım ya şu an. En üstte miydi acaba? Ben yanlış mı girdim? Ikon Manager neredeydi ya? Kafam karıştı şu an. Aynen burada. Ya şimdi status bar ikon dediği burada var arkadaşlar. Eksi olarak bir de şu alta koymuşlar. Status bar. Normalde şimdi oradaki olan başlığın burada olması gerekiyor. Hata var yani burada. Bir tık bulamadım, özür dilerim sizlerden. Network trafikleri şey, klasik bildiğiniz hani network, hani şunun, hani şurada görünen ibare var arkadaşlar. Bunu gösteriyor. Buradan alt limiti, üst limiti veya ne zaman da hani refresh süresi, yenilenme süresini falan belirliyorsunuz. Bu kadar. Bu da aynı alttaki de şey arkadaşlar. Yazı şeyini, yazı boyutu bu da. Onu da geçtik. Burada arkadaşlar saat, gün, saat ve günün şeyi, özelleştirme bölümü var arkadaşlar. Yani saatin otomatik olarak gizlenmesi. Bu da aynı şekilde. Üstteki pardon şey. Night Clock zaten, ikisi de aynı. Ha, regular. Genellikle yani şöyle söyleyeyim. Üst kısmı, üstteki büyük ihtimalle şey, yani kullanılmazsa kapatılsın. Alttaki de büyük ihtimalle şey, üst, hani şu pencere indiriyoruz ya, orada kullanılmıyorsa kapatılsın muhabbeti. Yani 60, hani bunun süresini falan belirliyoruz zaten bu alttan. İkisini de aynı şekilde süreye ayarlıyoruz. Alttaki arkadaşlar clock second dediği de şey, süre. Süreyi falan gösteriyor. Alttaki de şey arkadaşlar, şu da onun yazı boyutu. Geçiyoruz bunu da. Bunu da biliyorsunuz zaten. Şunlar da date'in, hani günün gösterilmesi, günün nerede gözükmesi, sağdan mı istiyorsunuz? Yani şurada mı görürsün, solda mı görürsün? Yazı tipi falan var burada. Bu normal, böyle tıklayayım üstüne. Burada farklı farklı yerler var. Hani küçük harfle mi görünsün, büyük mü yazılsın hepsi. Ben normal yapıyorum. Date format diyor. Buna hani görünme şeklini falan seçiyorsunuz buranın da. Benimki bu değil normalde. De yanlış gösteriyor. Değiştireyim tekrardan şöyle. Böyle arkadaşlar. Buradan bataryanın şeklini falan seçiyoruz. Buradan arkadaşlar hani bataryanın yüzdesinin yüzde kaç olduğunu falan. İstersek otomatik olarak zaten bu gizli oluyor. Hidden dediği gizli demek arkadaşlar. Yani gizli mi olsun? Yani pil simgesinin içinde mi olsun? Dışında mı olsun? Onu seçiyoruz. Altlar arkadaşlar şey, Network Customization dediği de burada telefon bağlantısının hani ikonların, şu mesela Small Mobile Types ikon dediği şey, atıyorum telefonunuz 4G'si çekiyor. Yanında büyük kocaman LTE yazmayacak da veya 4G kocaman sayıyla yazmayacak da küçük olarak ikonun üstünde olacak yani. Şunun yanında 4G falan yazacak. Olay bu yani. Alttaki de 4G mi yazsın, LTE mi yazsın? Onun şeyi arkadaşlar. Hani ROM içerisinde anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Bunun haricinde şöyle söyleyeyim sizlere. Ben yaklaşık 2 gündür falan kullanıyorum bunu. Dediğim gibi pil optimizasyonu iyi değildi.
Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hatta ekstra olarak hani ROM içerisinde düzenlemeler düzgün bir şekilde yapılmamış. Sanki bir tık aceleye gelmiş gibi. Hani başlıkları, düzenlemeler vesaireler. Onlar var arkadaşlar. Hatalı şekilde olmuş zaten. Ya belki düzeltiriz, bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada ekstra olarak görüyorsunuz. Pil yüzdesini göster muhabbeti var. Normalde biz bunu ayarlar bölümünden bunu yapıyoruz zaten. Pixelizer bölümünden. Yani şuradan yapıyoruz bunu zaten. Pixelizer uygulaması içerisinde bunu yapıyoruz zaten. Az önce gördüğünüz zaten. Pil dışarıdan olsun dışarıdan olsun yüzdesi. Onu yaptık. Şimdi arkadaşlar burada uyarlanabilir pil dediği muhabbeti var. Bu kapalıydı yüklerimde ben. Bunu açtım arkadaşlar. Burada pil için şöyle göstereyim sizlere. Ya pil ömrü iyi değil arkadaşlar. Hani bunu gördüm ben. Şu an ekran süren mesela 3 saat 11 dakika diyor. %48'lik kullanımda bu kadar bunu söylüyor. Zaten şu an görüyorsunuz. Ekstrem bir şekilde yoğun kullanım yok. Ama şöyle bir durum var. Telefon boştayken şarj tüketmiyor. O da var yani şimdi dürüst olayım. Şu an mesela telefon kaç saattir açık mesela? Görüyorsunuz altta 23 saattir. Hatta 24 saat diyelim totale bağlayalım biz onu. 24 saatte 3 saat ekran süremiz var. 11 dakikaları hani oradan birbirine götürsün. Yani ekran süremiz 3 saat. Telefon boşta hani telefonu şarj ettikten sonraki kullanım süresi de 24 saat arkadaşlar. Yani bu süreler çok iyi değil aslında dürüst olmak gerekirse. Çünkü çok böyle yoğun kullanım gerçekleştirmedim. Yani keza şimdi bu süreler doğru da değil bence. Çünkü niye diyeceksiniz? Arkadaşlar bakın şimdi. Ben 4 saat Instagram kullanmışım ama ekran sürem 3 saat. Yani bu değerler hatalı bence. Onu da geçtim. Ben 3 saat 20 dakika WhatsApp kullanmışım. 3 saat 11 dakika ekran sürem var. Hani bu değerler yanlış bence. Yani şimdi diyeceksiniz ki son 24 saatteki servis kullanımı falan yazıyor diyeceksiniz. Zaten telefonu 24 saattir kullanmamışım ki. Hatta 24 saate tekabül bile etmiyor şu an. 23 saat 44 dakika. Yani bu süreler pek yani bilmiyorum. Mantıklı değil. Hani şeyde değil yani. Nasıl diysem gerçeği birebir yansıtmıyor. Yani dediğim gibi ROM içerisinde çok fazla sıkıntılar var. Yani bilmiyorum. Umarım gelecek olan güncellemeyle düzelir. Ama gelecek olan güncelleme nasıl bir güncelleme olur hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar bu ROM dediğim gibi başta da söylemiştim. ROM içerisinde maalesef kronik sorun var. Kronik sorun nasıl düzelteceğinizi tekrar söyleyeyim. Şimdi bu ve bunun gibi kronik sorun olan ROM'u gördünüz. ROM'un kurulumunu yaptınız. Herhangi bir şekilde donma, kasma falan olmadı. Kullanın. Baktınız oldu arkadaşlar. Yapacağınız işlemi tekrar baştan söyleyeyim. TWRP'den ROM'u kurulum aşamasını bitirdikten sonra yeniden başlat dediğiniz zaman arkadaşlar. Orada Ok Google'ı soracak size. Ok Google'ı atla diyeceksiniz. Ondan sonra Google ile ilgili bir tekrar bir soru soruyor. O şu an aklıma gelmiyor. Onu da atla diyeceksiniz ve ROM kurulumu tamamlayacaksınız. Çözüm bu arkadaşlar. Bu herhangi bir şekilde ne kendileri tarafından açıklandı. Burada açıklama falan yapılmadı arkadaşlar. Zaten bu ROM'un paylaşımı da yapılmadı. Neden yapılmadı bilmiyorum. Yani zaten çoğu artık kronik sorunu içerisinde barındıran ROM'ların tanıtımı yapılmıyor. Hani inşallah da yapılmaz. Ben bunun taraftarındayım. Şu an için arkadaşlar ROM hakkında anlatabileceklerim bunlar. Hani şunları ben artık hale almıyorum. Hani neden diye soracak olursa anlattım sizlere az önce arkadaşlar. Baştan anlattım. Ya şimdi var olan şeyleri bir daha yazmak sırf burasını kalabalık göstermek için yazıların eklenmesi pek mantıklı gelmiyor bana. O yüzden pek hale almıyorum bu kısmı. Ya bu arada Türkçe çevirmemin sebebi şu, hani direkt olarak kendiniz görün diye yani o çevirdim bu arada. Neyse arkadaşlar genel olarak anlatacağım şeyler bunlardır ROM hakkında. ROM böyle aman aman inanılmaz derecede içime sinip de kullanabileceğim bir ROM değil maalesef. Yani yenisi çıkarsa geçiş yapabilirim ama artık hani ROM değiştirmekten de ben de sıkıldım. Ya çünkü her yeni ROM değiştirmemde pişman oluyorum. Bu arada arkadaşlar Sparkos ROM'unun da ekran süresi maalesef iyi değil. Onu da söyleyeyim sizlere öyle bir yani kötü maalesef. Hoşuma gitmedi. O yüzden Sparkos'u da sildim. Tamam hani ROM içerisinde inanılmaz derecede özelleştirmeler falan çok güzel. Aşırı hoşuma gitmişti ilk yüklediğim zaman. Şarj süresi de çok iyi gidiyordu. Fakat sonradan o da maalesef kötü olmaya başladı. O yüzden onu da sildim. Ya şöyle söyleyeyim. Şu an gerçekten kullanabileceğim bir ROM telefonda kalmadı ya. Yani Corvusos rezalet durumda. Sparkos da yani işte diyebileceğimiz bir ROM. Yani aynı şekilde şu an cihazdaki Pixel Plus UI de işte diyebileceğim bir ROM. Grisan'ı da yükledim. Grisan'ı da pek şey yapamadım. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Umarım güzel bir ROM çıkar. Umarım onu da kullanırız. Yani
Bu benim paylaştığım romların hiçbiri kullanılmayacak romlar değil arkadaşlar. Kendi içerisinde gerçekten güzel romlar. Yani anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, kafanıza takılan herhangi bir şekilde bir soru olursa da yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize tekrar teşekkür eder. İyi günler dilerim.